demiştik. Ama sayfa sizler olmazsanız hiçbir şey olmuyor biliyorsunuz. Dedik bir de yazalım sayfada. Sağ olun. Ben bu kadar katılım olacağını tahmin etmiyordum. Sabahın 10'unda çoluğunuzu çocuğunuzu bırakıp buraya geleceğinizi tahmin etmiyordum ama çok iyi oldu. İyi ki varsınız. Bugünün önemli teşekkür ederim. En önemli mesajlarından bir tanesi şimdi çok yaş şeyimiz arttı. Yaşlanıyoruz daha doğrusu. Meğer abi sana diyor karnını. Ama dedik ki gelebilirseniz anneleriniz babalarınızla gelin. Ne mutlu bak anneleriyle babalarıyla gelen bir dostumuz var. Ne kadar güzel. Hoş geldiniz onlara ve büyüklerinize. Özellikle bu camın simge isimlerinden misafirimiz var aramızda. Sevgili Kamil Güngör. Tanıyor musunuz Kamil Güngör'ü? Kamil amca, benim annem dikiş dikerdi. Sizlerin de mutlaka dikiyordu. İğne, iplik, tela, bütün şeylerini, ihtiyaç malzemelerini, iki tane, üç tane manifaturacı vardı o zaman küçüktü buca. Mutlaka Kamil'den alacaksın diye beni ısrarla Kamil amcaya gönderiyor. Neden biliyor musun? Ben çocukken bile bana sevgisini hissettirdi Kamil amca. Bak hala Kamil amcanın ismini söylerken bile sevgi geliyor aklıma, saygı geliyor. İyi ki var, hoş geldi. Yaşlılar dedik. Ya bir de Deniz var. Deniz, yaşlı Kamil amca ama bir de Deniz'in var orada. Ta kalktı Karataş'tan, Bucalı, en küçük Bucalı olarak aramızda kahvaltımıza katıldı. Hoş geldin Deniz. Ne güzelsin, hoş geldin. Şimdi bu çok konuşmak... Çok konuşma dedik Arun gene her seferinde. Mikrofonu rica ediyoruz. Hemen yengeye top atıyorsun. Kısaca Çin toplantının nedenini anlattım. Gelişmesini şöyle anlatayım. Sizler, hoş geldin Semacığım. Sizler çok güzel işlere imza atıyorsunuz. Siz de paylaşın dedin. Yani o kadar güzel işler yapıyorsunuz ki. O kara kışta, o kara soğukta evlere odun oldunuz, kömür oldunuz. Siz, Bucalılar. Sonra bir tane otistik çocuk eğitim sınıfı açtık. Her baba yiğidin yapamayacağı bir iş. Onu siz yaptınız. Bir alkış kendinize lütfen. Ondan sonra farklı gelişen çocuklarla ilgili projelerinizde çocuklarla bir uçurtma şenliği organize ettiniz. Çocukların mutluluğunu görseydiniz o gün o farklı gelişen çocukların eminim siz de kendinize gurur duyardınız. Şimdi buradaki sonuçta kapatacağım konuşmayı. Biz yeni projeler üretiyoruz. Bu yeni projelerde devletin yapması gereken, devletin görevi olan işleri biz Bucalılarla, Bucalılık ruhuyla yapmaya çalışıyoruz. Yani annelerimizden, babalarımızdan gördüğümüz komşumuz aç iken tok kalmama ilkesini bütün dünyaya anlatmaya çalışıyoruz. Siz de bunların birebir temsilcilerisiniz. Teşekkür ederiz her türlü desteklerinizden ötürü. Şimdi buraya Mücevher teyze geldi. Mesela Mücevher teyzeyi bilir misin? İğneci Mücevher. Yani bu canı olup Mücevher teyzemi bilmeyen olmaması lazım. Hoş geldin Mücevher. Filiz öğretmenim, Mustafa öğretmenim burada. Biliyor musunuz Mustafa öğretmenim? Mustafa öğretmenim, Türkiye'nin diline pelesenk olmuş diyelim. Gel gönlünü yerden yere vurma güzel şarkısının güftesini, sözlerini yazmış ve onunla beraber 106-107 tane bestesi ve güftesi TRT'nin repertuarında olan çok değerli büyüğümüz. Hocam hoş geldiniz. Sizlere
bu yeni projelerde bizlere destek olmanızı dileyerek konuşmayı kesiyorum. Yine kızacak karım bana çok konuştum diye ama çok konuşmadın değil mi? Bir de bu kahramanlık öykülerinden bir tanesi de Eşref abime. Eşref abim kim biliyor musunuz? Onu da anlatayım. Onu anlatmadan gidersek yanlış olur. Yolda gidiyorum, ne yaparım, ne ederim bu kömür projesine. Ben Eşref abiyi tanıyorum, kız kardeşi de sınıf arkadaşım ama hiç tek kelime konuşmadık ömrümüz boyunca. Bülent'le beraber. Ben dedim şimdi terslik olur mu? Gittim abi dedim. Biz böyle böyle bir şey düşündük ama yardımcı olur musun? Gel bakalım dedi. Aksi aksi bana Allah dedim. Yandık. Yapmayacak bu adamın tipi hiç müsait değil bu işe. Gel bakalım dedi. Ofiste konuşalım. Tamam abi dedim geri. Gittik ofise. Buyur birader dedi. Ne istiyorsun sen? Abi dedim bak biz Burcalılar olarak verenin bilmediği alanın görmediği insanlardan oluşan bir toplumuz. Çocuklara, annelere destek çıkmak için böyle bir proje. Ne demek dedi? Ben de bu projenin bir parçasıyım. Zevkle ve kendiliğinden hiçbir ücret talep etmeden herkesin evlerine o kömürleri taşıyan adam Eşref abi. Ve ortağı Bülent Bey. Bülent Kokuzoğlu karargahta. Eşref abi meydanda sahada bizleri desteklediler. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Şimdi ben izninizle bu olayları, projeleri düşünen, tasarlayan dostlarımı çağırıyorum. Derya. Sen tut. Vedat Gençtürk. Cavit Akça. Süleyman Gülova. Cemal Çetin. Sevil Gençtürk, Ayhan Ergüç ve bizim onursal başkanımız, Bucalıların sembolü Güler Bulsu. Namı diğer Bucalı Güler. Ve Vedat Yaşar, lokomotifimiz. Biz buyuz. Bu projeleri 15 günde bir, 20 günde bir araya gelip tasarlayıp hayata geçiren ekip bu ekip. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Bu toplantıyı ben belli dönemler İzmir'deyim. Burada olduğum süreye denk getirmek için ayarladılar. Aslında bahar toplantısı, bahar kahvaltısı olacaktı. Onlara şahsım ve ailem adına da teşekkür ederim. Sırf ben burada sizlerle beraberken yapalım dediler bunu. Beni onurlandırdılar. Ayrıca teşekkür ederim. Bir de biz bu mekanı bize cüzi bir rakamla hizmetimize sunan sevgili Salim Çiftçi kardeşimize de teşekkür edin. Kendisi Salim Çiftçi Sema'nın yeğeni bizim. O bizi tanımasın da İsmet abimin oğludur ben. Mücevher teyzemin torunu. Yani ailemizin yerinde aile kahvaltısı yapıyoruz. Dileğimiz yönetim olarak bu tür şeyleri, etkinlikleri çocuklarımıza anlatıp onlar da çocuklarıyla beraber yaşasınlar. Gelenek olur inşallah. Bunu şeye çevirebilirsek her yıl yapılacak şekilde katılmanızı bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sena bir de çevreler var. Bizim desteklediğimiz Kaynaklar Çevre Koruma Derneği. Bu dernek kaynakların yeşiline yapılan saldırıları, kaynaklarda planlanan, bizim dışımızda gelişen rant kesimlerini planladığı hareketlere göğüslerini siper eden sevgili Oğuz Erol başkanlığında Çevre ve Kaynaklar muhtarımız Erhan Şen ile beraber, eğer şey yaparsanız, merak ederseniz bir gidin, bayağı mücadele ediyorlar oradaki talana karşı. Biz de Bucalılar olarak Çevler ve Oğuz Erol kardeşimizin arkasında olduğumuzu sizlerin önünde söylüyoruz. Bucayı talan ettirmeyeceğiz kimseye. Şöyle bir
eklemek istediğiniz bir şey var mı? Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun sevgili. Görüşmek üzere. Bir de giderek bir şey daha söylemem lazım. Bir de aramızda kim var biliyor musunuz? 1978 Güzellik Kraliçesi Şenay Kahadura. Bir de Gülay Narlı Hanım'dan bir de aramızda kendilerine demek kocaman ağzı.